Ben Osman Şen, Güzelyalı sakinlerinden. Güzelyalımızda şu ana kadar bazı yabani hayvanların kurt saldırısı ve diğer başıboş köpeklerin de bu olaya dahil olduğu olayları yaşadık. Benim bir tane hayvanımı parçaladılar. Komşularım da bu olaya şahittir. Diğer komşularımın da zararları var. Bunun yetkililerin duyup bizim sorunlarımıza bir çözüm bulması. Hem doğanın korunması, hem hayvanlarımızın korunması, buradaki olayların düzen almasını talep ediyoruz. Benim bir tane hayvanım ziyan oldu. Kimse bir tane hayvanını kimseye vermez. Burada zararımızı tazmin ediyoruz. Hoş geldiniz. Ben Mehmet Demir. Şimdi Temmuz ayından bu tarafa 9 tane büyükbaş hayvanımız ve 3 tane küçükbaş hayvan olmak üzere, bunlar yani biz şöyle biliyoruz, yırtıcı hayvanlar tarafından, yani büyük ihtimalle kurt tarafından, hatta 6 tane kurt görüldü, yani bizim mahallemizde görüldü ve bu telef kurtlar tarafından yapıldı. Buradaki benim arkada duran arkadaşlarımız da bunlar hayvanları telef olan insanlar. Biz kendimize bir çare arıyoruz. Yani devlet büyüklerinin buna bir el atmasını istiyoruz. Böyle bir maddi zararımızın karşılanmasını bekliyoruz yani yetkililerden. İzlerini gördüm çamurda ve danayı yemişler. Çocuklar gitmişler, gece gittiler dananın olduğu yere. Kurtlar gelmiş, çocuk atmış korkarak, panik yapmış yani. Vuramamış, kurtlar kaçmış. Ertesi günü ben gittim. İzlerinden plan hepsini gördüm. Ormana girdiğini gördüm. Kendini görmedim de iz oraya girmiş, ormana girmiş. Yavruları var peşinde. Anladın mı? Bu kadar daha başka bir şey yok. Bizim dana gitti. 10 tane oldu. 3 tane de küçük baş. Kurt tarafından. Kurt tarafından, evet. Kurt tarafından. Kurt tarafından, doğru. İdris Gümüş, onun da hayvanı telef oldu. Benim de bir yaşında dana, yani 10-11 aylık dana bahçedeydi, çevrilmiş bahçenin içerisinde. Oradan, anladın mı, orada bahçede yenmiş zaten. Yendiği anda gidip de hoş orayı şey yapmıyorsun. Arada hayvanları arıyoruz, o haftada bir. Danayı bulamadık bahçede. Öbür danalar duruyor, irileri duruyor. Evet. Daha irileri. Onları bulamadık. Ve o yana ara bu yana en sonunda sade yenmiş, kellesi parçalanmış. Hüseyin abi de zaten bunlar görmüşler. Gittik baktık, teslim edildi bizim dana. Derisiyle kemikleri kalmış. Benim iki tane, bir tanesi yenmiş, kurt yemiş ama bir tanesini peşine düşmüş, hayvan korktuğundan kaçtan aşağı atmış kendini. Onu anlayamadık yani, bir yalan konuşmuyorum da. Hani bir tanesini kurt yemiş. Öbürü de herhalde kurt kovalarken hayvan can haliyle kendini kaçtan aşağı atmış. Orada bulduk. Bizim üst tarafta Gölcüöz köyünde bir tane eşeğin telef olduğunu duyduk. Ama yalnız bu tarafta Kumru tarafında iki tane büyükbaş hayvan, ineğin, onu da kurtların boğduğunu da biliyoruz yani. Kurtların nereden geldiğiyle ilgili biz şöyle bir de duyum aldık. Yani Milli Parklar Genel Müdürlüğü buraya domuz yavrularını yemesi için kurtların salındığını duyduk. 56 yaşındayım. Necat amcalar benden tabii ki daha büyük ama ben bu zamana kadar burada herhangi bir kurt saldırısını, yani kurdun şeyini bile bilmiyorum yani. Kesinlikle öyle bir şey yoktu yani bizim mahallemizde. Domuzlar da zarar veriyor, burada kurtlar da zarar veriyor. Bunların il tarım müdürlüğü, ilçe tarım müdürlüğü, yani bununla ilgili hangi kurumlar varsa bunlarla bir ilgili çalışma yapıp bizim mağduriyetimizin giderilmesi ve bu hayvanların da bize zarar vermemesi. Yani kışın bu hayvanlar aç kaldıklarında aşağıda inecekler. Çoluk çocuğumuza da zarar verecekler. Yani bunların bertaraf edilmesi gerekir.